Burası 1200 rakımlı Çamlı Yayla, Mersin'e bağlı bir yayla. Çam ağaçlarının içindeyiz. Elmalar, erikler, çok güzel bir yer. Domatesleri yıkadık, fazla sularını süzdük. Şimdi dilersek şöyle dörde böleceğiz ya da daha küçük parçalara keserek hazırlayacağız. Domatesler kaynamaya başladı. Birazdan ateşten alacağım, kapağını kapatacağım ve ılıyana kadar bekleyeceğim. Daha sonra rondoya vereceğim. İyice yumuşamış olan domatesleri blenderdan geçiriyoruz ve daha sonra süzgeçle süzeceğiz, posalarını alacağız. Kevgiri bir kaldırır mısın, altındakini görelim. Nasıl bir şey döküldü? Evet, çok güzel. Bayağı da koyu, değil mi? Çok sulu değil. Hı. 40 kilo domatesi dün kaynatırken ortalama 250 gram kadar tuz eklemiştik. Şu anda da henüz suluyken 250 gram daha tuz atıyoruz. Kolaylıkla erisin diye. Kuruduktan sonra da tuzunu ayarlayacağız. Çok fazla tuzlu olmasını istemiyoruz. Salçayı sık sık karıştırmak gerekir. Suyuyla posası bir arada devamlı aynı şekilde kuruması için sık sık karıştırıyoruz. Kaşıkla karıştıramıyoruz. Çünkü naylon serdik. Kaşık naylonu yırtabilir. O nedenle elimize ya eldiven ya da bir plastik poşet takarak karıştıracağız bu salçamızı. Ve günde en az 5-6 kez karıştırmamız lazım ki güzel kurusun. Bugün 3. gün. Oldukça koyulaştı. Sık sık karıştırmamız gerekiyor artık. Saatte bir. Gece yine üzerine kapattık, nemden ya da böceklerden korumak için. Domatesi güneşe sermemizin üzerinden bir hafta geçti. Hatta 6 gün oldu. Böyle bir tepsiye hepsini aldım. Oldukça koyulaştı. Kıpkırmızı, fazla tuzlu olmayan çok güzel bir salça oluyor. Birkaç gün daha bekler güneşte. İyice suyunu çektikten sonra kaldıracağım. Bugün salçayı sermemizin üzerinden 8 gün geçti.
Bayağı kurudu salçamız. Şimdi daha küçük bir kaba alıyoruz. Birkaç günde öyle kurutacağız. Aniden kurumasını istemediğimiz için yavaş yavaş kurutuyoruz. Leğeni alacağız şimdi. Kilo domates almıştık. Yumurta domates denen türden domatesti. Ondan domates salçası yaptık. Elimizde kalan kabuk bunlar ve çekirdek, kabuk, posa bu kadar bir şey kaldı. Bunu atmayacağım tabii ki. Bundan da domates tozu elde etmeye çalışacağım ve onu da ayrı bir video olarak çekeceğim ve paylaşacağım. Domates salçamız kurudu. Hiç su bırakmadık içinde. Böylece bozulmayacak. Kışın rahatlıkla tüketebileceğiz. Kendi ellerimizle yaptık. Katkısız, boyasız. Hiçbir koruyucu maddesi yok. Umarım siz de denersiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.